Efendim günaydın, Dortaş başlıyor. Hoş geldiniz, gününüz güzel geçsin, haftamız mutlu geçsin. Hayırlı tercihler olsun diyelim. Ve şimdi merkezi bir şehrimize gidiyoruz. İstanbul'a aşağı yukarı yani ortalama 120 kilometre diyebiliriz. 2 saat araçta, 2 saat sürmez herhalde. Sakarya'ya gideceğiz. Şimdi tanıtımında, kataloğunda diyor ki siteyi açtığınız zaman Sakarya'nın üniversitesi diyor. Doğru esasında hani fiziki olarak tabii ki Sakarya'da bulunuyor. Ama bence Sakarya Üniversitesi sadece Türkiye'nin, Sakarya'nın değil, Türkiye'nin üniversitesi, yüksek öğretimin üniversitesi. Hakikaten benim gurur duyduğum, varlığından gurur duyduğum üniversitelerimizden bir tanesi. Sakarya Üniversitesi deyince aklıma bir çırpıda birkaç şey geliyor esasında. Önce kalite geliyor. Büyüklüğü geliyor ama bu büyüklük sadece fiziki büyüklük değil. Doğru, fiziki büyüklüğü de kattığımızda 216 bin metrekarelik bir alan. Onu da geçin, 6,5 milyon kitap var kütüphanede işte. En büyük değer bunlardan bir tanesi. 5 bin dolayında yüksek, belki de daha fazladır. Yani bendeki veriler bu şekilde. 5 bin dolayında yüksek lisans öğrencisi var, 5 bin ön lisans öğrencisi var, doktora öğrencisi sayısı yaklaşık 2 bin dolayında, lisansta bendeki bilgi 40 bin, belki de daha fazladır. Hani şöyle bir topladığımızda 50 bin dolayında bir öğrenci yapıyor. Değerli konuğumuz Sakarya Üniversitemizin değerli rektörü Profesör Doktor Sayın Fatih Savaşan hocamız bizlerle birlikte. Şeref verdiniz. Teşekkür ederim Sadık Bey. Söylediklerimden etkilenmiş gibi beni dinliyorsunuz, izliyorsunuz. Doğru mu söylediklerim? Eksik var mı? Söylediklerinizde rakamlarda biraz az mı söyledim? Var ama onun dışında oldukça iyi özetlediniz. Sakarya vurgumuz var, evet. Öncelikle Sakarya'nın bir markasıyız diyoruz. Doğru. Ama bu Türkiye markası olmamıza engel değil. Tabii ki. Sakaryalılığı önemsiyoruz. Sakarya çünkü şehir olarak da üniversite öğrencilerinin güvenle, huzur içerisinde kesinlikle vakit geçirebileceği, hem sportif, kültürel aktivitelerini yapabileceği, hem de okulla ilgili doğal güzelliği kesinlikle zaten ayrı bir yeri var. Dolayısıyla Sakarya'ya vurgu yapıyoruz ama Türkiye'nin üniversitesiyiz, hatta bölgenin, dünyanın üniversitesiyiz diyebiliriz. Kesinlikle. Peki neden Sakarya Üniversitesi? Sakarya Üniversitesi, ben öğrenci olsam, öğrencilik zor bir iş. Hı hı. Beklentileri var öğrencilerin. Çünkü 4 yıl, 5 yıl, bölümüne göre 6 yıl okuyacak. Ondan sonraki geleceği aslında bu 6 yıl veya 4 yıl şekillendirecek. Dolayısıyla öğrenciler öncelikle yüksek standartta bir eğitim. Aynı zamanda belki ikinci üniversite okuyor anlamına gelebilecek kültürel, sportif aktiviteler. Aynı zamanda uygulamalı eğitim, biz buna çok vurgu yapıyoruz. Sektörle entegre olmuş bir eğitim. Bütün bunlar bir araya geldiği zaman, eşsiz bir kampüsü de ekleyelim, mutlu, keyifli, huzurlu bir 4 yıl veya 6 yıl geçirilecek. Ondan sonra da iş piyasasına gidildiğinde sağlam girecek. Sağlam girilecek. Biz bunda iddialıyız. Özellikle uygulamalı eğitim konusunda iddialıyız. Sektörle entegrasyon konusunda iddialıyız. Birazdan belki konular açılır ama doğru. Bir de bir özelliğimiz, bu iş bir ekosistem işi diyoruz. Kesinlikle. Üniversite öğrencisi olmanın gereği her neyse, bunu Sakarya'da bulabileceksiniz. Hepsini sağlayabiliyoruz. Bir de Sakarya Üniversitesi dendiği zaman benim gururla şey yapacağım, söyleyebileceğim, dijital eğitim ve uzaktan eğitim konusunda Türkiye'de öncülerden bir tanesidir. Evet. Ve hala da o misyonunu devam ettiriyor. Evet. Uzaktan eğitim altyapımız çok iyi. Hı hı. Türkiye'deki en iyilerden bir kesinlikle tanesi diyebiliriz. Şimdi bizim attığımız, son 2 yılda atılan bazı adımlarla aslında bu uzaktan eğitim altyapısını örgün eğitimde de kullanıyoruz. Gayet tabii. Dijital üniversite dediğinizde aklınıza gelen her ne varsa Sakarya Üniversitesi'nde o imkanlar var. Hı hı. Hocalar bir platformda ders açabiliyorlar, derslerin eksikliklerini öğrencilere duyuru yapmak suretiyle tamamlayabiliyorlar. Ardından bunu paketleyebiliyorlar. Hı hı. Ölçme değerlendirmeyi yine dijital ortam üzerinden yapabiliyorlar. Dolayısıyla birçok üniversitede farklı platformlar, öğrenciler bilgi şeyler için tekrar geri dönebiliyorlar. Geri dönebiliyorlar. Hı. Bu çok önemli. Biz bu uzaktan eğitim altyapısının örgün eğitimle bütünleştirilmesinin bir sonucu.
Dijital üniversitenin, üniversite olmanın gereği şu anda altyapısı ve uygulamaları Sakarya Üniversitesi'nde mevcut. Şimdi buraya gelen, tabii ki herkes iyi yapmanın derdinde. Çünkü bunun başka bir şeyi düşünülemez. Yani arkada kalırsınız yoksa. Evet. Sektörel işbirliği deniliyor. İyi de bu sektörel işbirliği, hani kelimeyi birazcık derinlemesine girersek, nasıl bir işbirliğidir ve öğrenciler bu işbirliğinin neresindedir? Sadece bu staj mıdır? Yoksa stajın ötesinde midir? Biraz açabilir miyiz onu? Biz şöyle bu işi kısaca özetleyeyim. Çok yoğun bir konu aslında bu. Çok zaman alabilecek bir konu. Kısaca özetlemek gerekirse şunu söyleyebiliriz. Bir defa 3+1 uygulamasının Türkiye'de başlatılan yer Sakarya Üniversitesi. Bu daha sonra 7+1'e uzandı. Dönem olarak. 3+1 veya 7+1 dediğimizde neyi anlıyoruz? Öğrenciler bir dönemini, genellikle son dönem, sektörde geçiriyor, sanayide geçiriyor. Bu sosyal bölümlerde de öyle, fen, mühendislik bölümlerinde de öyle. Bu önemli bir avantaj sağlıyor. Bunun dışında farklı modellerimiz var. Mesela uygulamalı mühendislik deneyimi eğitimimiz var. Bu da belli şartlara haiz olan öğrencilerin sektörle buluşmasına imkan sağlıyor. Affedersiniz. Siz suyu içerken ben şunu da söyleyeyim. Değerli rektörüm dedi ki 7+1 dönem itibariyle veya yıl itibariyle 3+1 hani uygulamaya yönelik öğrencileri staja gönderiyoruz. Bu güzel. Ancak sizler öğrenciler hani hazırlığı bir kenara bırakalım. Birinci yılda öğrenciliği yaşayın. Çünkü sınavdan çıktınız, hani birazcık da rahatlayın diyelim. Ama ikinci yıldan itibaren daha kimse size staja göndermeden, hatta ikinci sınıfta kurumlar bile staj için birazcık şey yapabilirler ama siz kendiliğinizden sektöre adım atın derim. Evet, buyurun. Çok doğru. Birinci sınıfı biraz öğrencilere idare edelim. Light alma eğiliminde. Evet. Doğru bir yaklaşım. Evet. Çünkü yoruluyorlar. Evet, ama birinci sınıfta ilk dönem öyle geçse bile ikinci sınıftan itibaren biraz toparlama bence olması de lazım. Sonuçta bizim biraz önceki konuya devam edecek olursak, bir uygulamamızda iş yeri fakültede uygulaması. Heh, çok iyi. Ford gibi, Toyota gibi İsim vermeyelim firma, lütfen. Evet. Birçok firma iş yerini bizim fakültelerimizde açıyor ve öğrencileri yarı zamanlı orada istihdam ediyor. Bu yıl uygulamaya koyduğumuz diğer bir yenilik sektör dersleri. Şimdi biz genelde şundan hep şikayet edilir. Öğrenci makine mühendisi ama şu konuyu bilmiyordu. Sektörden şikayet bu şekilde gelir. Biz sektöre şunu söyledik. Herhangi bir uygulama eksikliği veya bilgi donanım eksikliği varsa gelin birlikte tamamlayalım. Dolayısıyla sektörden şu anda 26 tane ders açıldı lisans düzeyinde. 11 tane yüksek lisans dersimiz açıldı. Sektör geliyor, bir ders öneriyor. Bizim hocalarımızla birlikte içeriği ayarlıyorlar, belirliyorlar ve ondan sonra sektörden hocalar gelmek suretiyle 14 haftayı bizim üniversitemizde öğrencilerle gerçekleştiriyor. Bir bilgi donanım eksikliğini gidermiş oluyor öğrenciler ama aynı zamanda bir network oluşturmuş oluyorlar ve birçok öğrencimiz de bu sayede inşallah şimdi daha bitirmeden istihdam imkanı. Okul öncesi eğitimde ya da anaokulunda çocuklara bakıyoruz, yaratıcılar ve mutlular. Sonra biz onları işte ilkokuldan itibaren kalıplara sokuyoruz. Hani eğitim bu işe mi yarıyor diye de bir espri yapılır ya. Sonra çocuklardaki soru sormayı, ondan sonra ne bileyim itiraz etmeyi yahut da hani bir fikir öne sürmeyi bastırıyoruz. Sonra diyoruz ki işte icat çıkartma, otur, konuşma, sus, dinle falan filan. Sonra da iş hayatına atıldıkları zaman yaratıcı olun, takım oyunu oynayın, bilmem ne yapın. Şimdi hem öyle hem böyle olmuyor. Şimdi üniversite aşamasında bir takım şeylerde değiştirmeye çalışıyorsunuz siz. Evet. Eksiği kapatıyorsunuz, meslek veriyorsunuz, işte hayata hazırlıyorsunuz falan filan. Özgüven kazandırmaya çalışıyorsunuz. Bu süreçlerin içerisine gerek idari, gerek müfredatların programlarının oluşturulmasında, gerek sektörel işbirliklerinde, sivil toplum kuruluşları, öğrencileri de bu sürece katıyor musunuz? Tamamen dediğinizi yapıyoruz. Şöyle, bizim bütün müfredat yenileme işlemleri Mayıs ayına doğru başlıyor. Bir sonraki yılın ve yılların hazırlığını başlatıyoruz. Mesela bu önümüzdeki yıl 400 civarında yeni ders veya dersin önemli ölçüde değiştirilmesi söz konusu. 220 civarında yeni ders konulacak bütün programlarımızda. Bu şu anlama geliyor. Yeni trendleri, alanla ilgili yeni gelişmeleri takip edeceksiniz ve monte edeceksiniz programı. Bunu yaparken iki şeye dikkat ediliyor. Birincisi öğrencilerden aldığımız geri dönüşüm. Çünkü öğrenciler dünyaya açık.
herhangi bir öğrenci eğer ilgiliyse kendi alanıyla ilgili dünyadaki gelişmeleri takip edebiliyor. Dolayısıyla onlardan aldığınız feedback önemli ve bizim ilaveten iş dünyası danışma kurullarımız var. Hı hı. İş dünyasından temsilciler, mesela Makine İmalatçıları Birliği veya insan kaynakları yöneticileri, güzel, sürekli ilgili departmanlar, bölümler bu paydaşlarıyla bir araya gelerek müfredatı güncelliyorlar. Hı hı. Böylece hem öğrenciden feedback alınmış oluyor, hem sektörün ihtiyaçları tespit edilmiş oluyor. Çok daha iş piyasasına uygun bir müfredata ulaşılmış oluyor. Peki öğrenci değişim programları. Çocuklar mesela bu tercih aşamasında hep bunu sorarlar geldikleri zaman. Ama öğrenciyken de ertelerler. Bu konuda biraz da onlara bizim teşvik etmemiz gerekiyor. Bunun için yabancı dil de lazım esasında. Bu konudaki işbirliklerimiz nasıl? Sakarya Üniversitesi Erasmus ve Mevlana değişim programlarında Türkiye'de öncü üniversitelerden birisi. Erasmus da ilk onda, Mevlana da birinci veya ikinciliği sürekli paylaşmış oluyor. Birinci veya ikinci sırada oluyor. Dolayısıyla değişim programlarını aktif bir şekilde kullanan üniversitelerin başında geliyoruz. Bunu yaparken tabii ki bir anlaşma yaptığınız üniversiteler ve bunların Avrupa'ya veya Mevlana bağlamında Uzak Doğu'ya, Türkiye Cumhuriyetleri'ne dağılımı, Orta Doğu ülkelerine dağılımı bu öğrencilere farklı seçenekler sunuyor. İkinci ayağı da bunun öğrencileri buna teşvik etmek. Önemli ölçüde de destek vermek. Dil konusunda da bu desteği biz sağlamaya çalışıyoruz. Çünkü yurt dışına giderken ya Arapçadan ya İngilizceden veya başka bir dilden belli bir seviyenin kat edilmesi gerekiyor. Bu konuda da desteklerimizi aktif bir şekilde öğrencilerimize veriyoruz. Gerçi siz hani o tercih aşamasında birebir belki öğrencilerle bir arada olmayabilirsiniz ama size sürekli hani geri dönütler geliyordur. Ben bugüne kadar çok buna şahit olmadım. Mesela üniversitelerin akreditasyonlarını sormuyor kimse. Öğrenciler de, veliler de ondan sonra. İşte iş dünyası nasıl tanıyor diyor. Diploma geçerli mi diyor falan filan. Onlar nasıldır diyor, iyi midir diyor falan. Ama bunların bir takım belgeleri var esasında. Akreditasyonlardan biraz söz edebilir misiniz? Akreditasyonda da veya kalite süreçlerinde genelde de mütevazı olmaya gerek yok. Yine Sakarya Üniversitesi Türkiye'deki lider üniversite. Şu anda çok sayıda programı akredite olmuş program. Bu aslında akreditasyon dediğiniz gibi de değil Sadık Bey. Birçok bilinçli öğrenci aslında akreditasyonu takip ediyor. Çünkü bir standart olduğunu konusunda öğrenciye bir bilgi veriyor ve aynı zamanda dünyada aldığı diplomanın, edindiği donanımın geçerli olmasına imkan sağlıyor. Dolayısıyla bu konuda bir bilinç var. Sakarya Üniversitesi de değişim programlarındaki öncülüğü yanında akreditasyon ve kalite süreçlerinde de lider. Mesela Avrupa Mükemmellik Ödülünü alan Türkiye'de tek üniversite Sakarya Üniversitesi. Dolayısıyla hem akreditasyonda hem de diğer 2001 yılından itibaren aklınıza gelecek standardı gösteren, kaliteyi gösteren, süreçlerin tanımlanıp tanımlanmadığını gösteren tüm belgeler Sakarya Üniversitesi'nde mevcuttur. İlaveten Avrupa Mükemmellik Ödülü'nü de alan tek üniversite Sakarya Üniversitesi. Peki şimdi çocuklardan biz gençlerden çok şey de bekliyoruz. Yani neticede 17 yaşında hayat tecrübeleri daha az. Büyük bir sınav var karşılarında, bir baskı da var. Kendileri de o baskıyı yapıyorlar. Kimisi meslek lisesi, kimi Anadolu, kimi fen, hepsini aynı sınava sokuyoruz. Bu da çok doğru bir olay değil. Sonunda diyoruz ki al puanın bu, hadi geleceğini belirle, şekillendir. Şimdi birçok şey bir arada olması gerekiyor ama şartlar kısıtlı. Puan var, kontenjan var, bilmem ne. Bir anda yanlış da benim de eksik de karar verebiliyorlar. Sonra bunun telafisi. İşte çift anadaldır, yan daldır, geçiştir. Onlardaki durumumuz nedir? Çift anadal ve yan dal programları artık her üniversitede var. Ama Sakarya Üniversitesi de bunu yaygın bir şekilde kullanan üniversitelerden birisi. Hatta en başarılılardan birisi. Bildiğiniz gibi çift anadal dediğinizde öğrencinin ikinci bir diploma sahip olması. Yan dal dediğimizde ise belli alanda yetkinliği belli ölçüde sağlama anlamına geliyor. Sertifika edinilmiş oluyor. Sakarya Üniversitesi de bu konuda oldukça iyi üniversitelerden birisi. Gençlerin tabii bu dediğiniz kaygılar var ama şöyle geriye bir yaslanması lazım gençlerin. Bir nefes alması lazım. Ailesini yanına çağırmadan önce bence bir bugünden geleceğe doğru gitmesi lazım.
Yani ben ne yaparsam acaba mutlu olurum bugünkü verilerle. Bence ikinci yapacağı şey de kendisini 65 yaşında, 70 yaşında hayal edip geriye doğru bakması lazım. Ben böyle birisi olsam 70 yaşındayken mutlu olur muydum? Ona bakması lazım. Paniğe gerek yok. Evet. İmkanlar Türkiye'de çok fazla. Sakarya Üniversitesi de bu imkanları sunan üniversitelerden biri. Ben kesinlikle okurdum. Yani hakikaten muhteşem, güzel bir üniversite. Gurur duyduğum üniversitelerden bir tanesi tercih ederseniz asla pişman olmazsınız. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Biz teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. Şimdi kısa bir ara var, sonra programımız devam edecek. Haberiniz olsun efendim.